Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Artı Eksi Dünya programında tekrar Didem arkadaşımla birlikteyiz. Bu hafta Nijerya'dan bahsedeceğiz. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile ilgili son gelişmelerden biraz bahsedeceğiz. Bir de biliyorsunuz son zamanlarda oldukça gündemde olan Kıbrıs konusuna değineceğiz. İstersen önce Nijerya'dan başlayalım Didemciğim. Nijerya deyince aslında birçok kişinin aklına sadece Afrika'da bir ülke olarak geliyor olabilir. Daha çok köle ticaretiyle tanınan tabii ki. Ve fakir olan bir ülke olarak düşünülüyor olabilir. Halbuki Nijerya deyince gerçekten çok büyük kaynaklara sahip olan bir ülke. Aslında 36 tane eyaletten oluşuyor Nijerya ve 500 dil konuşuluyor. Bu yönüyle pek bilinmez aslında. Başkenti de dahil olarak 37 yönetim birimi var. Bu anlamda 500 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan bir ülke ve dünya üzerinde 7. petrol üreten ülke konumunda ve aynı zamanda da 5. büyük petrol rezervine sahip ve çok zengin de başka doğalgaz yatakları var Nijerya'da. Şimdi bu anlamda düşündüğümüzde yani doğalgaz rezervlerine sahip olduğu düşünülüyor. Düşünülüyor evet. Dediğin gibi. Bu anlamda düşündüğümüzde aslında Nijerya'ya baktığımızda müthiş bir zenginlik görmemiz gerekir. Fakat böyle yerleri de var aslında Nijerya'nın yine bilinenin aksine. Hatta birkaç tane resme bakarsak bu gördüğümüz resim Nijerya'nın zengin kesimine, zengin bölgelerine hitap eden bir resim. Şimdi gördüğümüz resimde Nijerya'nın fakir bölgelerine, yani halkın çok zorluk içerisinde bulunduğu bölgeleri. Tabii şimdi doğal kaynakları bu kadar zengin olunca direkt birçok ülkenin, özellikle batılı ülkelerin hedefi haline de geliyor. Ama Nijerya'nın bugüne kadar içinde bulunduğu zorlukları biz sadece batı ülkelerinin hedefi haline gelmesinden kaynaklandığını düşünemiyoruz. Birçok hatta bazı Orta Doğu'daki de Müslüman ülkelerde de olduğu gibi Nijerya'da da, bu arada Nijerya'nın halkının yarısı Müslüman. Genellikle tamamen Müslüman bir ülke gibi de düşünülüyor olabilir. Fakat Hristiyanların da yaşadığı ve yarısının Müslüman olduğu 180 milyonluk bir nüfusa sahip Nijerya. Şimdi 180 milyon nüfusun 90 milyonu Müslüman. Ve bu Müslümanlar arasında da yine diğer bazı Müslüman ülkelerde olduğu gibi tabii ki radikal bazı örgütler dikkat çekiyor. Fakat şu anda günümüzde Nijerya deyince bütün dünyanın dikkatini çeken bir örgüt var. O da hepimizin çok iyi bildiği gibi, ismini basından da duyduğumuz gibi Boko Haram örgütü. Şimdi bu örgütün ismi nereden geliyor? Boko Haram, Batı Haram demek aslında. Parantez içinde Batı eğitimi haram diye söylüyorlar. Bu grup tamamen radikal bir grup. İslam adına ortaya çıkıyor. Fakat İslam adına ortaya çıkan diğer bütün terör örgütlerinde olduğu gibi tabii ki İslam'ın gerçek yönüyle hiçbir bağlantısı olmayan bir grup. Son günlerde de Nisan ayında biliyoruz ki 287 genç kızı Hristiyanların çoğunluğunda olduğu bir bölgeden kaçırdılar ve ormana kaçırdılar bu genç kızları. Bunların hala 224 tanesinin de ellerinde olduğunu biliyoruz. Aynı gün, birkaç gün sonra biliyorsun köye baskın yapmışlardı. Yine yüzlerce kişi katledildi orada. Evet, tam Müslümanlar şehit edildi. Söylediğin şekilde. Şimdi biliyorsun Boko Haram lideri Sheikha, onu da bir tanıyalım resminden. Bu kişinin televizyonlarda bazı görüntülerine şahit olduk. Konuşurken hatta kendinde olmadığını söylediler. Hatta uyuşturucu maddelerin etkisi altında olabileceği bile söylendi. Zaten konuşma üstündeki dengesizlikten anlaşılıyor. Bir Müslümanın zaten hiçbir şekilde göremeyeceğimiz bir halidir bu. Sırf bu görüntü bile anlaşılıyor. Resimlerine bakalım şimdi Boko Haram'ın. Burada zaten tamamen silahlı bir örgüt konumunda. Yine Müslümanların hiçbir şekilde görmeyeceğimiz bir görüntüsü bu. Yani İslam diniyle bağdaştırılması aslında mümkün olmayan bir örgüt bu. Fakat bunlar ne yapıyorlar? Batı'dan gelen her şeyin İslam için ve Müslümanlar için haram olduğunu söylüyorlar. Halbuki biliyorsun biz İslam'ı anlatırken zaten Kur'an'da da güzel ve doğru olan her şeyi alırız ama yanlış olan her şeyi kenara bırakırız. Bu anlamda Batı'da, Batı'dan alabileceğimiz modernlik anlamında, gelişme anlamında, ileri anlamında, demokrasi anlamında, teknoloji olarak çok fazla aslında güzellik var. Fakat onun yanında da eğitimde tabii ki bizim her zaman zaten buradan da kanalımızdan da eleştirdiğimiz Darwinist materyalist eğitim gerçekten yanlış. Ama bu demek değildir ki genç kızları kaçırıp ormana kaldırıp ondan sonra da işte hepsine biliyorsun çarşaflı resimleri, videoları çıktı bu genç kızların. Bu şekilde zorla Müslüman yapmak demek değildir. Çünkü dinde Allah'ın bize her zaman ayetinde söylediğimiz gibi Bakara suresi 256'da olduğu gibi dinde baskı ve zorlama yoktur. Yani insanlar için, o insanlar Hristiyan olarak yetiştilerse, Hristiyan olmayı tercih ediyorlarsa bu insanları zorla ormana kaçırarak, onları evlendireceğini söyleyerek, zaten biliyorsun kadının başka bir görevi olmadığını bir yandan iddia ediyorlar. Bu şekilde bir şeyle yapılamaz tabii ki. Ama tabii bu Nijerya'da neden kaynaklanıyor? Demin doğal zengin kaynaklarından bahsettik Nijerya'nın. Nijerya eğitime en az pay ayıran ülke.
Halbuki 500 milyar dolarlık bir kazancı olduğunu söyledik ama buna rağmen eğitime en az pay ayıran ülke. Yani eğitim neredeyse yok ülkede. Halbuki biz biliyoruz ki bu anlamda yani terör örgütlerine yol açan, bağnazlığa yol açan sistemlerden bir tanesi eğitim eksikliği. Bu ne yönde eğitim eksikliği? Hem normal bildiğimiz okullarda aldığımız gerçekten dünyayı tanıma anlamında bize gösterilen bir eğitim vardır genel kültür anlamında. Ama bir yandan da gerçek İslam'ın insanlara anlatılmasına vesile olan bir eğitim. Bu anlamda yapılması gereken gerçekten Nijerya'da da çok fazla şey var. Diğer bütün aslında geri kalmış ülkelerde. Hatta biz her zaman söylüyoruz Batı'nın da bu anlamda İslam'ın gerçek yönünü öğrenme anlamında bir eğitime ihtiyacı var. Çünkü İslamofobinin aslında gerçek sebebi de Batı'nın eğitimsizliğidir. Şimdi böyle deyince insanlar şaşırabilirler gerçekten Batı'nın eğitimsizliği ne demek diye. Batı'nın gerçek anlamdaki Kur'an konusundaki eğitimsizliği. Çünkü sen de biliyorsun Batı ne yapıyor bugüne kadar? Orta Doğu'da bir sorun mu gördü, bir terör örgütü mü gördü İslam adına çıkan? Hemen oraya seküler sistem getirmeye çalışıyor veya işte dinsizlik yönünde veya farklı sistemler getirmeye çalışıyor. Vahşi kapitalist sistemler getirmeye çalışıyor, evet. Ve darbeleri teşvik ediyor biliyorsun. Bu şekilde engel olmaya çalışıyor. Halbuki bugüne kadar Orta Doğu şekillenmeye başladığından beri hiçbir zaman ne darbeler çözüm oldu, ne Afrika'daki ülkelerde yapılan, yine oralarda da darbelerle hep ünlüdür oradaki ülkelerde, iç çatışmalar, kargaşalar, bunlar hiçbir zaman çözüm olmadı. Aynı zamanda yine batılı güçlerin oralara gönderdikleri antiterör birimleri de hiçbir operasyonunda bu anlamda başarılı olamadılar. Ve yine işte insansız hava araçlarının oralara yaptıkları bombardımanlarla da bir sonuç elde edilemedi. Bu anlamda hem Boko Haram örgütüne karşı yapılması gereken, hem Nijerya'daki bütün halkın eğitilmesi için seferber edilmesi gereken, hem de bu anlamda bütün Afrika'da aslında yapılması gereken gerçek anlamda eğitimin teşvik edilmesidir. Bunlara harcayacakları paraları, o işte insansız hava araçlarına harcayacakları paraları, gerçek anlamda Batı da eğitime harcasa, kendi içinde de bu yönde eğitime teşvik etse, seferber etse, aslında birçok ülke için çok daha faydalı olacağını biz görüyoruz. Şimdi tabii bu konuda asıl olarak Afrika'nın tarihine ve geçmişine de şöyle bir bakmak gerekiyor. Çünkü Afrika'da sadece Nijerya değil, Afrika'nın Güney Afrika Cumhuriyeti dışında genel olarak kaynakları, yani kuzey, daha doğrusu MENA bölgesini içine alan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı içine alan bölgesinde genel olarak hep bir aynılık var, yani benzerlik var. Şimdi bu Osmanlı döneminde, tabii ki Osmanlı topraklarıyken bu bölgeler durum çok daha farklıydı. Tamam, Osmanlı mükemmel değildi, çok fazla hataları oldu kendi döneminde. Fakat yine de toplumları, dinleri, aşiretleri, ülkeleri bir arada tutma bakımından gerçekten en ferah ve rahatlık içinde yaşanan dönemdi. Hala da Kuzey Afrika'ya gidildiğinde Osmanlı dönemini özlerler. Şimdi tabii Osmanlı yıkılışından sonraki sömürgecilik dönemi çok çok vahim oldu onlar için. O dönemde çok ciddi katliamlar oldu. Fransa, İngiltere çok ciddi katliamlar yaptı. Adeta bir soykırımdı oradaki olay. Şimdi onlar ele geçirdiler. Sömürgecilik orada yayıldı. Gerçekten çok korkunç, ürkütücü bir dönemdi. Daha sonradan 1960 yılında bu ülkeler teker teker kendi bağımsızlıklarını ele aldıklarında zannedildi ki orada o ülkelere ferah gelecek, refah gelecek. İşte her türlü şekilde kalkınacaklar. Öyle olmadı. Aslında daha da kötüsü yaşandı. Şu anlamda daha da kötüsü yaşandı. Tabii ki sömürgecilik çok korkunçtu. Fakat daha sonradan biliyorsun istikrarsızlık her zaman, yani daha doğrusu güçsüz ülkelerdeki istikrarsızlık her zaman genel olarak onları sömüren ülkelere fayda sağlar. Şimdi ben burada doğrudan Avrupa ve Amerika'yı suçlamak istemiyorum. Fakat bir mantık var. Bu yanlış bir mantık ve bunun makul olduğunu düşünüyorlar. Bu hala da makul olarak düşünülen bir sistem. Mesela Nijerya gibi bir ülkeyi eğitime tabi tutup onları geliştirmek, bir Avrupa ülkesi gibi gelişmiş hale getirmek aslında çok kolay İngiltere'nin yapabileceği bir şey veya işte diğer Avrupa ülkelerinin birleşerek yapabileceği bir şey. Fakat bunu dikkat edersen hiçbir zaman gündeme getirmezler. Böyle bir şeyin ihtimal dahilinde bile olabileceğini düşünmezler. Niye? Bir kere Darwinist eğitim vardır. Onlar aşağı ırk sayılırlar ve Avrupa zaten böyle bir eğitimle 1800'lerden beri böyle bir eğitimle yoğrulmuş bir kafada. Dolayısıyla onları bir Avrupa ülkesi gibi geliştirmek tahmin tahayyül bile edilemiyor. Çünkü alttan alta, açıkça söylemeseler de, böyle bir faşist yaklaşım olmasa da doğrudan, alttan alta orada bir aşağı ırk yaşadığına dair bir inanç var. Bu çok ürkütücü, çok korkunç bir inanç. Fakat Afrika'nın içine girdiğinizde çok ilginçtir ki bu inanç kendi insanları arasında bile yaygın. Yani buna baktığınızda Sudan'da bu yaşanıyor. İşte daha az koyu renk olanla daha çok koyu renk olan savaşıyor. Çok ilginçtir. Huti ve Tutsileri hatırlıyorsunuz.
İşte Somali'de bu aynı şekilde yaşanıyor. Somali, Cibuti oradan ayrıldı. Bütün bunlar iç çatışmalar sebebiyle. Şimdi Nijerya'da bunun bir parçası olarak meydana geldi. 1960'ta bunlar bağımsızlığını ilan ettiler. Toprakları çok zengin, çok fazla kaynak var, müthiş bir şey. Avrupa çok ciddi şekilde enerji yoksulu. Biz bunu birazdan Avrupa Birliği konusunda da işleyeceğiz, Kıbrıs konusunda da işleyeceğiz. Ciddi şekilde enerji yoksulu. Enerji yoksulu olunca bunun tek kaynağı Orta Doğu Rusya ve dolayısıyla kendi sömürgesi altında tutması gereken şart olarak gördüğü Afrika'dan kaynaklanması gerekiyor. Yani o enerjiyi oradan alması gerekiyor. Şimdi böyle olunca şirketler gitti Afrika'ya. Oradaki bütün kaynakları kullandılar. Hepsi Avrupa'ya akıtıldı. Fakat ne oldu? İç çatışma devam ettirildi. Darbeler desteklendi. Çünkü darbe her zaman istikrarsızlık demektir. İç çatışma nasıl çıkarılır? Dinler dinlere düşürülür. Aşiretler aşiretlere düşürülür. Şimdi Afrika'ya baktığımızda 1000'den fazla aşiret var. Tek bir ülkenin içinde. 1000'den fazla aşiret 600 yıl boyunca barış içinde yaşamış, dostluk içinde yaşamış. Sonra birdenbire bir bakıyorsunuz birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. İşte Avrupa'nın hatası bu oldu. Avrupa bunu belki gerçekten oradaki bir sömürü sistemini bir şekilde devam ettirmek için, belki de kendini biraz haklı bularak, işte kaynakları oradan benim eski sömürgemdir, eski bana ait topraktır düşüncesiyle yapıyor olabilir. Bu çok hatalı. Afrika'ya çok fazla güzel şey getirebilir Avrupa. Amerika da o şekilde. Şimdi mesela Boko Haram nedeniyle biliyorsun Avrupa ülkeleri, Amerika'da dahil olmak üzere bir çözüm düşünüyorlar. Ve herkes çekiniyor. Orta Doğu'ya baktığınızda yeni bir Irak mı, yeni bir Afganistan mı olacak Nijerya acaba diye. Nijerya o bakımdan yeni bir Irak veya yani Afganistan olmaz. Çünkü zaten bir sömürü toprağı orası yani. O anlamda olmaz. Yeni baştan bir şey olmayacak. Yeni baştan bir şey olmayacak. Zaten sömürge altında. Fakat ne yapabilir Afrika ve Amerika? Senin de biraz evvel değindiğin gibi bir eğitim sistemi getirebilir. Oradaki insanları genel olarak hep eğitebilir. Çok geniş bir nüfus var orada. Çok farklı aşiretler ve kabileler var. Bunların hepsini eğitime tabi tutabilir. Kalkındırabilir, güçlendirebilir. Zenginliklerini güzel kullanmalarını sağlayabilir. Ama doğru İslam eğitimini verirse zaten bütün dünyaya refah getirecek bir Nijerya ortaya çıkar. Yani ürkecekleri bir şey ortaya çıkmayacaktır aslında sonucunda. Aslında bu anlamda mantık olarak düşünmüş olsalar Amerika'da, Avrupa'da oradaki belki doğal kaynakları kendileri yönetmek istiyorlar. Bunda onlara ne sağlıyor? Bir gelir, bir para sağlıyor. Fakat oradan kazandıkları parayı bu sefer buradaki iç çatışmaları durdurmak için, buradaki terör örgütlerini durdurmak için silaha yatırıyorlar. Silahla bu sefer müdahale etmeye çalışıyorlar. İkisini de düşürseniz, dediğin gibi bu ülkeleri refah olarak daha iyi hale getirseniz, bu ülkeler kendi kaynakları kendileri yönetecek hale gelseler, zaten çok fazla kaynağa sahipler. Bunu bir şekilde başka ülkelere dağıtmak isteyecekler. Yani Nijerya kendi doğalgaz yataklarıyla tek başına ne yapsın? Yani belli ki bunun ticaretini yapacak. Yani siz burada onun elde ettiğiniz geliri silah yatıracağınızı orada işte hem eğitimle hem o ülkeleri teşvik ederek yaparsanız, ki bu eğitimde senin de söylediğin gibi demin de üzerinde durduğumuz gibi gerçek dinin anlatılması çok önemli. Bu da nasıl olur? Suçsuz bir insanın öldürülmesinin haram olduğunun anlatılması gerekir. İslam'daki adalet sisteminin kendi lehine olmasa bile muhakkak karşı tarafın lehine muhakkak kullanılması gerektiğini öğretmekle olur. Veya İslam ahlakına baskı ve zorun olmadığını öğretmekle olur. O zaman bu insanlar zaten gerçek İslam'ı tanıyacaklar. Yine dayanışma ve yardımlaşmayı İslam'ın öğrettiğini ve bütün insanların arasında çatışma değil, birbirlerini o anlamda birbirlerini yeme değil, gerçekten dayanışma ve yardımlaşma ile bir yere varabileceklerini görmeleri gerekiyor. Ve bu anlamda iyiliği emredip kötülükten men etmek, kötülük bile yapılsa kendisine iyilikle karşılık vermek. Yani İslam'ın bütün güzel hasletleri bu insanlara öğretilirse, gerçek anlamda Kur'an'ı belki okumayı bile bilmeyen, okuma yazma bilmeyen orada milyonlarca insan var. Yani bu insanlarda okuma yazma oranı çok düşük oluyor. Özellikle kadınlarda %90-98'lere varan okuma yazma bilmeyen insanlar oluyor. Okuma yazma bilmeyen bir insan kendi kitabını da öğrenerek, tabii ki okuyarak öğrenemez. Bu çok açıktır. O yüzden de işte bu eğitim verilirse, ama bu eş zamanlı olarak Batı'ya da vermek çok önemli. Bu anlamda belki inşallah bir sonuç elde edilebileceğini biz düşünüyoruz. Ama biliyoruz ki aslında günümüzde şu an ahir zamanda da bulunduğumuz için bu anlamda ne Batı'dan ne de bu anlamda radikal örgütlerden bir sonuç çıkmıyor.
biz burada İttihat İslam'ın vesile olmasını aslında Nijerya'da evet, da diğer ki. Ülkelerde de çünkü zaten Darwinizm de ısrar eden bir Avrupa'nın böyle bir soruna çözüm getirebilmesi o kadar mümkün gözükmüyor. Yine radikalizme silahla karşılık veren bir Amerika'nın da buna çözüm getirebilmesi gözükmüyor. Burada yine Türkiye'nin öncülüğünde bir Türk İslam Birliği'nin kurulup İslam'ın gerçek ruhunun getirilmesi ancak söz konusu olur. Buradan istersen Avrupa Birliği'ne geçelim çünkü 50 yıldır kapısında beklediğimiz Avrupa Birliği'nin aslında çok güzel görevleri olabilirdi. Çok fazla güzellik getirebilirdi. Burada Nijerya'dan bahsediyoruz. Orayı sadece Nijerya'yı değil bütün Afrika ülkelerini kalkındıracak. Aynı zamanda kendi ülkelerini de kalkındırabilecek bir hale gelebilirdi tabii Avrupa gerçek Birliği. Avrupa Birliği üyelerini bile aslında şu an kalkındırmakta haciz konumda. Hatta onlardan uzaklaşmaya çalışıyor. Ve yani bu aslında Avrupa Birliği çok güzel amaçlarla kurulmuş bir topluluk. Aslında ilk başta biliyorsun Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu. Aslında komünizme karşı kurulmuş bir topluluktu ilk başta. Bir Avrupa ülkelerinin bir araya gelmesi ve yine aslında diyelim buna Amerika'nın Rusya'nın yakınlarında bir kale inşa etmesi diye tarif edebiliriz aslında. Bu ülkeleri bir araya getirip Amerika bir güvence istiyordu. Şimdi hep Amerika, her konuda Amerika, her ülkeden bahsederken Amerika'dan bahsederiz. Amerika'dan bahsetmemiz gerekiyor. Her ülkeden bahsederken dünyadaki. Çünkü şöyle bir baktığımızda bütün dünyanın merkez bankaları Amerika'ya bağlı. Bütün dünyanın para sirkülasyonu Amerika'ya bağlı. Her türlü ithalat, ihracat Amerika üzerinden denetleniyor. Her türlü ülkeye ambargo koyabilme özgürlüğü var Amerika'nın. Her türlü bir birliğin başı, NATO tamamen Amerika ekseninde kurulmuş bir birlik. Amerika'nın barışçı politikaları o yüzden bütün dünyayı aslında çok ciddi şekilde etkileyebilecek bir güce sahip. Aynı zamanda Amerika'nın eğitim gücü çok fazla etki edebilecek güce sahip. Mesela Amerika'nın önderliğinde gerçekten bir Avrupa Birliği kuruldu. Bu güzel bir şey, yani bir birlik oluşması her zaman çok güzel bir şey. Bunu gerçekleştirmek. Fakat bu kadar ülkenin bir araya gelip de koskoca güzel modern bir birlik oluşturmasının çok güzel dünyaya verdiği sonuçları olması gerekirdi. Bu bir enerji savaşına dönüşmemesi gerekirdi. Genelde Avrupa Birliği üye ülkeleri buna kızardır ama Hristiyan birliği mantığında olmaması gerekirdi. Gerçi bu çok önemlidir. Hristiyanlık da kalmadı. Yani Hristiyanlık anlamında bir dindarlık kalmadı. Dolayısıyla orası bir din topluluğu halinde de değil şu anda. Tabii Vatikan'da bütün önemli evrimcileri toplayıp evrim konusunda tabii konferans yapmaları bunun en önemli delillerinden biri. Artık tabii Vatikan'a kadar bu işlemiş durumda. Tabii. Şimdi ne oldu Avrupa Birliği? Şöyle bir bakalım. Avrupa Birliği son zamanlarda biliyorsun İngiltere zaten başından beri pek Avrupa Birliği ülkesi gibi davranmaz. Euro'yu kabul etmedi. Kendi sistemlerini uygulamaya devam etti. Avrupa Birliği sınırları dahilinde daha farklı bir yöntem denedi. Ve onların genel olarak onların kurallarını ve kanunlarını kendi ülkesinde uygulamaya geçirmedi. Daima izoleydi. Zaten biliyorsun coğrafya olarak da İngiltere izoledir diğer ülkelerden. Dolayısıyla böyle bir birliğe hemen hemen hiç o dönemlerde o kadar içine girmedi. Fakat daha sonra ne oldu? 2007 ekonomik krizi meydana geldi. 2007 ekonomik krizinin vurduğu bazı ülkeler var. Bunlardan birincisi Yunanistan. İkincisi Kıbrıs Rum kesimi. Çok ciddi şekilde vurdu bunları. İspanya. İspanya. Evet. İzlanda. Evet. Şimdi Avrupa üye ülkelerinden bu vurduğu ülkeler, özellikle bu Yunanistan, İspanya ve Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği üye ülkeleridir. Bunları vurduktan sonra ekonomik kriz, bu ülkeleri kalkındırma ihtiyacı baş gösterdi. Şimdi burada ekleyelim, önce bir ön not düşelim. Yunanistan çok ciddi şekilde ekonomik krize girdiğinde ilk yardım teklifi Türkiye'den geldi. İlk para Türkiye'den gönderildi. Normalde Türkiye Avrupa Birliği üye ülkesi değil. Buna rağmen bir komşusu olarak, bir Müslüman ülke olarak, bir yardımsever ülke olarak ilk olarak yardımı gönderen orasıydı. O dönemde olan bir ülke aslında Türkiye. Yani Almanya'nın durumu nedir, Türkiye'nin durumu nedir tabii ki. Fakat buna rağmen o sırada Avrupa Birliği kendi içinde çalkalanıyordu, ufak tefek yardımlar yapıyordu. Fakat Türkiye doğrudan yardımını gönderdi. Şimdi burada bu üye ülkelerin durumunun bu kadar ekonomik anlamda kötüleşmesinin ardından durumu iyi olan ülkeler bunlara para yardımı yapmak mecburiyetine kaldılar. Neden bir topluluğun üyesi bunlar? Nasıl olması gerekir? Zaten böyle olması gerekir doğal olarak. Yani bir topluluktaysanız mutlaka kalkındırmanız gerekir. Fakat bu ne oldu?
zengin olan ülkelere genel olarak sorun çıkaran bir duruma dönüştü. İngiltere'ye sorun çıkardı, Almanya'ya sorun çıkardı. İngiltere o yüzden şu anda biliyorsun referanduma gidecek. Avrupa Birliği'nden çıkalım mı çıkmayalım mı diye. Gerçi ön anketler %60 kalalım şeklinde gösteriyor ama yine de bir bakacağız önümüzdeki günlerde inşallah. Bundan sonra tabii ki o dönemde gündeme gelen bazı şey vardı. Avrupa Birliği'ni üçe bölelim. Bakın siz birlik oluşturmuşsunuz, sonra bunu bölmeye çalışıyorsunuz. Niye? Ekonomik olarak yük olan ülkeleri ayırt edebilmek için. Aslında bu o kadar da mantıklı bir düşünce tarzı değil. Bir birlikseniz eğer bunu devam ettirmeniz gerekir. Şimdi ne oldu tabii buradaki bölünme sırasında? Almanya, Fransa olarak bir ana Avrupa ülkesi sistemi getirilecekti. Arkasından Baltık ve Balkanlar ayrı bir Avrupa Birliği bölümü onu oluşturacaktı ve 2. Avrupa'da İtalya ve İspanya gibi birazcık daha geride kalmış olan ülkeleri içerecekti. Böylelikle herkes kendi yanında kavrulacaktı ve ekonomik anlamda yük olmaktan ayrılacaklardı. Kendi başlarında aslında derne bırakılacaklar bütün bu ülkelerde. Aynen öyle olacaktı, evet. Bu tabii ki çok çok mantıksız ve olmaması gereken bir şey. Sonra zaten bunu hayata geçiremediler. Fakat Avrupa Birliği'nin işte burada Türkiye konusunda da şimdi bahsederiz. Avrupa Birliği'nin aslında kendi ülkelerini kalkındıran, Müslüman ülkeleri de içine alan, çok ciddi şekilde güzel bir eğitim sunabilen, Orta Doğu'yu çok rahat kalkındırabilen, biliyorsun İngiltere'nin Orta Doğu açılımları var, onları yapabilen bir devletler topluluğu olması gerekirdi. Ne kadar işe yarardı öyle olsaydı. Ama tabii Avrupa Birliği şu anda aslında çok yaşlı bir birlik. Bunu da göz ardı ediyorlar ya da görmezden geliyorlar aslında ama hem nüfus oranına bakıldığında yaşlıların sayısı çok yüksek. Zaten hiçbir şekilde yeni bir nesil yetiştirmeye yönelik girişimleri yok. Fakat buna rağmen senin söylediğin ülkeler krize girdikten sonra işsizlik oranı çok fazla artmış durumda. Ama aynı şey aslında gelişmiş olan ülkeler için de geçerli. Çünkü nüfusunun yaşlılığından kaynaklanan dinamik bir güç eksikliği var. Yine aynı şekilde burada aslında Darwinist materyalist eğitimden kaynaklanan soğuk despot bir insan modeli gelişti. Yani birbirinin burada diğer ülkelere yardım konusunda da gördüğümüz gibi niye biz bunlarla uğraşalım mantığında gelişen, sadece kendini düşünen, sadece kendini geliştirmeyi isteyen fakat kendini geliştirirken de bunu neden yaptığını belki amacını unutan. Çünkü sürekli para kazanıyor belki. Bir Almanya, bir İngiltere'yi düşünelim ki yakın zamanda David Cameron'ın da bir sözü vardı. Türkiye Avrupa Birliği'ye girmesini aslında istemediğini, girse bile işçilerini almayacağını söylüyordu. Halbuki bu ülkeler gittikçe yaşlanan ülkeler. Avrupa Birliği çok hantal bir ülke, pardon bir birlik. Avrupa Birliği'nin aslında biz nasıl kararlar aldığını Mısır'daki darbe konusunda da gördük. Sırf karar alması, darbe diyemesi veya sırf kınayabilmesi bile bir haftayı aldı aslında. Aslında bu anlamda çok hantal da bir birlik. Ama işte kendi dinamiklerine baktıklarında hem gittikçe yaşlanıyorlar, sürekli kazanıyor olabilirler ama bu kazançlarını aslında senin söylediğin değerlere çevirebilecek bir zihniyet yok içerisinde. İşte bu anlamda aslında her ne kadar Türkiye'ye karşı dursalar da Türkiye Avrupa Birliği için aslında çok önemli bir destek. Çünkü Türkiye'nin genç nüfusu çok fazla, çok dinamik bir ülke ve sürekli gelişmek için gayret gösteren bir ülke. Çok çalışkan. Yine Avrupa Birliği'nde baktığımızda aslında diğer ülkelere çalışma saatlerinden bile, gerçi bu çalışma saatleri onların dinamikliğini gösterecek bir şey değil belki ama gittikçe tembelleşmeye yönelik hareket eden bir birlik. Aynı şekilde sadece kazanan ama o kazandığını da yine faydalı yöne çeviremeyen aslında bir birlik haline alıyor. İşte bu anlamda Türkiye tam anlamıyla Avrupa Birliği'ne girmiş olsa hem bu dinamikleri tamamen değiştirebilecek bir güce sahip, aslında bundan da belki çekiniliyor olabilir, Türkiye'nin bir hakimiyet kuracağı zannediliyor olabilir. Halbuki bu anlamda bir medeniyetler ittifakı oluşacak orada. Senin de söylediğin gibi Müslümanları da içlerine almış olacaklar. Müslümanlığın güzel hasletleri o Avrupa'nın içerisine yayılmış olacak. Çünkü Anadolu ahlakı bizim çok önemli ve bütün dünyaya örnek olan bir ahlaktır ki bunu geçtiğimiz ayda Soma faciasında gördük. Kardeşlerimize yeniden buradan rahmet diliyoruz. Ne kadar güzel ahlaklı olduklarını bütün dünyaya gösterdiler. O yüzden de biz yeniden Avrupa'ya aslında Türkiye kendi işlerini alarak, gelişmekte olan bu ülkenin dinamiğini kendi işlerini alarak nasıl aslında daha da ileriye gidebileceklerini göstermek istiyoruz o anlamda. Şimdi o anlattığın korku var. Öyle bir korku var. Şimdi nüfusu çok yüksek Türkiye'nin. Büyük bir ülke aslında. Hani Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında büyük bir ülke. Şimdi Almanya'nın 80 milyon nüfusu var. Biz zaten 76 milyonuz. Aşağı yukarı aynı. Birdenbire 76 milyonluk aşağı yukarı tamamı Müslüman olan bir topluluğun içeriye girmesi hem yekün olarak hem de Müslüman topluluğu olarak, bir Müslüman camiası olarak diyeyim, Avrupa Birliği'ne doğrudan alınması onları ürkütüyor.
Şimdi haksızlar mı? Şimdi bunu tartışmak lazım. Haksızlar mı? Haksız değiller. Yani haklı oldukları yönler var, haksız oldukları yönler var daha doğrusu. Haklı oldukları yöne biz bakalım. Senin anlattığın yönleri, çünkü haksız oldukları yönler. Gerçekten çok güzel bir kültür ve güzellik gelecek. Ekonomik açıdan çok fazla bir gelişme olacak. Bizim ihracatımız şu anda doğrudan, ithalat ihracatımız %71'i Avrupa Birliği ile oluyor. Dolayısıyla kalkındırıyoruz, yani onları da çok kalkındırıyoruz. Onlar da çok iyi biliyorlar. O yüzden Avrupa Birliği'nin zaten ekonomik ortaklığında ortağız. Fakat onların korkusunun böyle 80 milyonluk birdenbire bir Müslüman camiasının kendi içlerine girmesi onları tabii ki ürkütüyor. Neden? Çünkü dünyada İslam adına bir radikalizm belası var diyeyim. O bela gitmedi, yani bütün Orta Doğu'dan gitmedi. Afrika'da da yaygın ve işte Boko Haram'dan şu an bahsettik. Bunlar işte Suriye'de yanı başımızda olaylar devam ediyor. Bunların varlığı, yani İslam camiasının içinde bunların varlığı onları ürkütüyor. Ve bu konuda çok haklılar, yani ürkmekte çok haklılar. Çünkü gördüğün gibi biz Batı'ya karşıyız, hepsini öldüreceğiz diye ortaya çıkan insanlar. Her Hristiyan'ı, Musevi'yi öldürmek için ortaya çıkan, yani o kafada olan insanlar. Örgütün kuruluş amacı o olarak açıklıyorlar zaten. Zaten o şekilde amaçlıyorlar. Ama şimdi Türkiye'ye baktığınızda bu zihniyette olan insan yok mu? Var. Tamam, çoğunluk değil, ortada değiller, güçlü değiller. Fakat yine de çok ciddi şekilde bir İslam camiasının içinde o fikri savunan, Türkiye'nin içinde de o fikri savunan insanlar var. Dolayısıyla... Türkiye'de belki şey yanıltıyor olabilir. Bu anlamda radikal örgütler Türkiye'nin içerisinde belki olmadığı için veya hakimiyet kuramadıkları için, yani öldürme noktasına varan sistemleri geçmedikleri için belki o yanıltıyor olabilir. Ama bağnaz zihniyet bununla kalmıyor zaten. Bu sistemi savunan veya gerçek anlamda Kur'an İslam'ını savunmayan herkes zaten bu sistemi savunuyor konumundadır. Tabii. Bayanların rahat rahat dolaşmasına eğer ses çıkarıyorsa bir insan, nasıl giyindiğine karışıyorsa, bayanların evden çıkmasına bile karışıyorsa bir insan, işte bu sistemin destekçisi demektir zaten. Onu görmeleri yetiyor zaten Avrupa Birliği'nin. Şimdi çünkü iki önemli alameti vardır. Aslında çok alameti vardır da radikalizmin. İki önemli, çok çok önemli alameti vardır. Bir, kadınlara kafayı takar radikaller. Bir de Musevilere çok kafayı takarlar. Şimdi bu bizim ülkemizde canlı tiptir, bunu artık inkar edemeyiz, var yani böyle bir şey. Şimdi bunu hatırlatılması, bunun görülmesi, buna dikkat çekilmesi çok ürkütüyor Avrupa'yı. Farkındaysan Gezi olaylarından sonra demokratikleşme paketinden aslında böyle zehir zembelek bir rapor çıkardılar Türkiye hakkında Gezi olaylarından sonra. Fakat demokratikleşme paketi onları birazcık rahatlattı. Çünkü orada azınlıklara verilmiş haklar vardı. Yani çok ciddi şekilde bir ayrımcılığın olmamasına yönelik çok önemli şeyler vardı. Ve onlar çok güzel şekilde, çok ilerleme olarak bahsedildi Türkiye açısından. Demek ki aradıkları demokratikleşme, özgürleşme, Avrupa'daki tarzda bir ilerleme. Şimdi peki buradan baktığımızda bizim Avrupa'ya ihtiyacımız var mı? Bizim Avrupa'ya çok ihtiyacımız var. Tamam, Türk İslam Birliği'ni kurmak için, İslam Birliği'ni yerine getirmek için Türkiye zaten bir önderi olmalı, güzel ahlakını, İslam ahlakını yaymalı. Fakat aynı zamanda Avrupa'nın da çok güzel özellikleri var. Demokrasileri çok güzel, özgürlükleri çok güzel, kaliteleri çok güzel. Bak, Türkiye'de kalite eksikliği de çok büyük bir sorundur. Bu da zaten radikalizmin, o mantığın, bağnazlık mantığının bir getirisidir. O kalitesizlik sorunu var ama Avrupa'da öyle bir sorun yok. Onların o kalitesi gerçekten bizim almamız gereken bir şey. Dolayısıyla kültürleri, sanatları, sanatçı olmaları, o ruha olan hayranlıkları, bunların hepsini bizim almamız gerekiyor. Dolayısıyla güzel olur. Kalkınma açısından da güzel olur inşallah. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde bu aşamalara da geçmemiz gerekiyor. Ama gerçekten hükümetin bu konuda öncü olması, kültüre, sanata çok öncelik vermesi, kadına, Musevi Hristiyanlara çok öncelik vermesi, sürekli böyle bir söylemde bulunması çok elzem. Bu zaten dinimizin gereği. Avrupa Birliği'nin bu yönünden bahsettikten sonra istersen Kıbrıs konusuna geçelim. Çünkü Kıbrıs'ta geçtiğimiz günlerde özellikle yine çok gündem olmaya başladı. Tabii Kıbrıs tarihi boyunca aslında sürekli gündem ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi konusunda birinci madde olarak neredeyse her zaman yerini almış oluyor. Fakat Kıbrıs konusu benim hep hayret ettiğim bir konudur aslında. Bu kadar küçük bir topluluğun bulunduğu bir ülkenin sürekli böyle olay halinde olması, karşılıklı olarak ki aslında tarihte Türklere karşı yapılmış olan, gerçekten oradaki kardeşlerimize karşı yapılmış olan çok fazla haksızlık var ve katliamlar da çok ünlü ve bildiğimiz şeyler. Buna rağmen geçtiğimiz günlerde hayret verici bir tazminat konusuyla karşılaştık aslında. Kıbrıslı Rumlara yönelik olan, geçmişte tarihte yapılmış olanlarla ilgili tazminat. 90 milyon dolar. 90 milyon. Rekordur yani, emin.
tarihinde de bir rekordur. Tabii ki oradaki Rumlara karşı da biz haksızlık yapılmasını istemeyiz. Yani tarih boyunca gerçekten çok fazla olay oldu ama şimdi Türklere karşı Kıbrıs'ta yapılmış olan çok ciddi karşılıklar var, eylemler vardı. Bunları görmezden gelip de sadece oradaki Rumlara yönelik böyle bir aslında karar alınmış olması tabii ki aslında Batı toplumunun olayları değerlendirirken nasıl baktığını da bize gösteren evet, bir örnek. Tabii Gizemciğim, orada bir şey ekleyeceğim. Burada bizim çok büyük hatamız var. O dönemde yani ahim sonuçta kendisine başvurulan şeyleri evet. dikkate alıyor. Bizim bir başvurumuz yok. Doğru. Yani o dönemde tabii ki onu o dönemki Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin mutlaka öyle bir başvuruda bulunması gerekirdi. Çünkü orada çok ciddi dediğin gibi haksızlıklar yapıldı Türklere karşı. Ama şu an tabii fatura Türkiye'ye kesiliyor. Çünkü vakti zamanında o başvuru ahime yapılmış karşı taraf tarafından. Aslında Osmanlı'nın güç kaybetmesi nasıl Afrika'yı zora soktuysa, Orta Doğu'yu zora soktuysa, bütün hatta Balkanları zora soktuysa Kıbrıs'ta da aslında etkili oldu. Çünkü Osmanlı'nın hakimiyeti var tabii Kıbrıs'ta. Osmanlı güç kaybedince İtalya önce adaya el koydu. Sonradan İngiltere'nin sömürgesi haline aldı ada ve ondan sonra da bütün olaylar zaten ondan sonra yine başladı bildiğimiz gibi. Çünkü normalde bir arada yaşayan hatta 103 karma kantondan oluşan bir bölgeydi Kıbrıs, bir adaydı. Rumlarla Türkler bir arada yaşıyorlardı. Senelerce yaşadılar ve hiçbir sorun da o anlamda yoktu. Hiçbir olay meydana gelmiyordu. Fakat daha sonradan İngiltere'nin bölgeye müdahil olmasından sonra Rumlar İngilizlerle bir çatışma içerisine girdiler. İngilizler adadan gittikten sonra tam anlamıyla bağımsızlığını kazandıktan sonra ada bu anlamda İngilizlerden. Ondan sonra artık içeride çatışmayı bir alışkanlık haline getirmiş olan Rumlar bu sefer oradaki Türklere yöneldiler. Halbuki 500 bin kişilik bir nüfusa sahip koskoca ada yani çok daha fazlasını kaldırabilecek konumdayken 500 bin kişinin içerisinde iç çatışmalar bütün diğer yerlerde işte Afrika'da da senin anlattığın gibi diğer Orta Doğu'da da olduğu gibi Arap milliyetçiliği nasıl körüklendikten sonra bu hale geldi. Burada da işte çatışmalar baş gösterdi ve sonrasında da tabii ki de masum halktır burada arada kalan. Türk kardeşlerimizden de çok sayıda şehit verdik böyle durumlarda. Hiç tahmin edilmemiş olaylar meydana geldi. Sayın Doktor Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğuyla birlikte o meydana gelen feci olay aslında bütün dünyada şok etkisi meydana getirmişti. Çünkü tertemiz, hiçbir suçu olmayan masum 3 tane tatlı o sahabeyi gelip orada gözünü kırpmadan rahatlıkla öldürüp katledip eşini de orada katledip bir de o görüntüyü de bütün dünyaya servis ettiler. Tabi burada aslında bir algı operasyonu yapılmıştı yine. Çünkü bir korku salmaya çalışıyordu. Gerçekten de o Türk halkı orada bir çatışmaya alışık değildi. Öyle ne bir orduları vardı o anlamda yani Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin ne de böyle bir şeyden memnunlardı yani böyle bir şey istemiyorlardı. Fakat birdenbire içine çekilmiş oldular. Fakat bununla da kalmadı. Grivas'ın liderliğindeki bütün o işte birlikler, Rum birlikler Türklerin kasabalarını, köylerini basmaya çalıştılar. Burada daha sonradan tabii ki bir yeşil hat oluşturuldu. Bildiğimiz gibi 45 bin insan diğer tarafa Türk kardeşimiz diğer tarafa orada adeta hapsedilmek istendi o yeşil hatta. Aslında bir nevi rahatlık oldu bir anlamda. Fakat burada düşün senelerce bir arada Rumlarla hiçbir sorun olmadan yaşamış. Belki de birbirlerinin Rum-Türk olduğu ayrımını bile hiç düşünmeden yaşamış insanlar. Bir anda bir adanın içerisinde bir hatla ayrılıp başka tarafa göç ettiler. Fakat bundan sonra da hem Samson hem Grivas'ın yönettiği bazı birlikler yine Türk kasabalarını basıp orada Türklerin hayati anlamda bağlantılarını sağlayan o işte şeyleri koparmaya çalıştılar. Bütün kaynaklarını elde edebildikleri. Fakat burada hayret verici olan o dönemdeki Türk yönetimlerinin aslında sessiz kalmamakla birlikte çaresiz kalmaları. Halbuki 67 yılına kadar, 56'dan 67 yılına kadar herhangi bir çıkartma yapılması için hiçbir hazırlık yapılmamış. Bunu ilk Demirel gündeme getiriyor. Biliyorsun o zamanlarda Türklerin iki çıkartma gemisi var sadece. Ve 150 paraşütü var Türk ordusunun. Yani böyle bir şey tabii ki çok uzun yıllardır tabii ki bir savaşa girmemiş kendi Türkler. Kendi sınırı dışında hiç savaşmamış. Hiç savaşmamış evet. Yani söylediğin gibi. O yüzden de tabii ki çok zor durumdalar. Fakat Demirel o dönemde tabii ki bunu fark ettiği için bir gayret göstererek bunu arttırma girişiminde bulunuyor. Ama dediğim gibi 67 yılına kadar hiçbir şey yapılmamış o dönemde. Sonrasında çünkü 48 çıkartma gemisi gerekiyor. Bir çıkarma yapabilmek için 15 bin paraşüt gerekiyor. Bunları açıklıyor Demirel ve bu konuda bir gayret gösteriyor. Tabii burada yine Amerika'nın Kıbrıs'a yönelik hayret verici biliyorsun Johnson mektubu ile birlikte ilk İnönü zamanındaki tabii ki ilk çıkartma talebine verdiği bir direktif var dediğin gibi. Hiçbir şekilde desteklemediklerini Rusya eğer karşılık verirse
NATO ülkesi olmasına rağmen Türkiye'ye destek vermeyeceklerini ve Amerikan silahlarını hiçbir şekilde kullanamayacakları tehdidinde bulunuyor. Bir tehdit çünkü bu. Amerikan silahlarını kullanmaması demek zaten Türkiye'nin de silah olmaması demek. Yani hiçbir şekilde bir çıkartma yapamayacak anlamına geliyor. Bu anlamda da işte yine 64'ten itibaren hiçbir şekilde böyle bir girişimde bulunamıyorlar. Fakat sonra 74 yılında böyle bir çıkartmayla birlikte Kıbrıs Rumları ayrılmış oluyor. Bir tehdit olarak görüyorlar Yunanistan'ı. Hiçbir şekilde müdahale edemeyecek konumda. O da o dönemde fark ediliyor tabii. Yunanistan da kendi içinde darbelerle mücadele ediyor o sırada. Tabii ki Kıbrıs Rum kesiminde de darbeler olmuş oluyor. Fakat burada hayret verici olan tabii Yunanistan'ın böyle bir gücü olmadığı çıkartmadan sonra fark ediliyor. Amerika da bunu sonradan fark ediyor. Ama o anlamda hiç olmazsa oradaki Türk kardeşlerimize birazcık olsun bir rahatlama gelmesine vesile oluyor tabii. Biliyorsun Dilan, bu olay Amerika'nın Türkiye'yi NATO'dan çıkarmaya bile tehdit ettiği, yani o tehdidi bile artık söylediği bir dönem diyeyim. Tabii Amerika'nın o zamanda da hatası, şu anda da devam eden bir hatası var. Genelde çözümleri hep her zaman savaşı durdurun diye alıyor ama tam anlamıyla oraya bir çözüm gelmiyor. Çünkü orada ezilen bir Türk halkı var. Şimdi ben yeni dönemimize geleyim. Biliyorsun biraz daha öncesinde anlam planı gündeme getirilmişti. O dönem referandum yapıldı. Türkler evet dedi, Rumlara hayır dedi. Aslında çok hayırlıdır bu sonuç. Çünkü eğer o anlam planı kabul edilmiş olsaydı biz çok fazla taviz vermek zorunda kalacaktık Kıbrıs'ta. Ve böyle bir şeyi şu an için yani biz kabul edemezdik. Dolayısıyla çünkü şeyhimizin tabiri senin de aklına geldi herhalde. Evet evet. Anlam planı diyorsun. Güzel şeyimiz, şey lazım. Şeyhimizin de inşallah. O dönem Allah'a şükür ki gerçekten böyle bir plan gündeme geldi. Şimdi bu yıl yeni görüşmeler başladı. Şubat ayında yeni görüşmeler var biliyorsun Kıbrıs'ta. Herkes ümit var ama niye ümit varlar? Çünkü Rum kesimi ilk defa bu konuda bir ışık yaktı. Niye ışık yaktı? Mecbur kaldı. Niye mecbur kaldı? Ekonomik kriz çok ciddi şekilde vurdu. Rum kesimi şu anda gerçekten çok ciddi şekilde yoksullukla mücadele ediyor. Yunanistan'dan da o manada bir karşılık gelemiyor çünkü o da aynı durumda. Su problemi var. Güney Kıbrıs'ın çok ciddi olarak çok ciddi bir su problemi. Yani her ne kadar orada doğalgaz atakları şu bu konuşulsa da su problemi çok ciddi bir problemdir. Ve Kuzey Kıbrıs Rum kesimine şu an Türkiye'den yılda 74 metreküplük su basılacak. Ve bu normalde Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyacının 3-4 katı kadar fazla bir su. Dolayısıyla bunun Güney Kıbrıs'a gönderilebilmesinin tek yolu arada bir barış anlaşması. Yani bir şekilde bir bağlantı olması. Şimdi gelelim doğalgaza. Doğalgaz yatakları var, evet. Biliyoruz ki Avrupa'nın sadece 6 aylık ihtiyacın karşılığı. Yani çok küçük bir doğalgaz. Evet. Burada bulundu, çıkaracak Rum kesimi ne yapacak? Yunanistan'a gönderemez. Böyle bir imkanı yok, böyle bir teknik imkanı da yok. Bunu ancak Türkiye'ye doğru yapacağı bir boru hattıyla yapabilir. Dediğin gibi ama bunun için değer mi? 6 aylık bir doğalgaz için değmez. Niye için değer? İsrail'in ve Lübnan'ın çıkarttığı, yeni bulduğu yataklar için değer. İşte zaten İsrail'le bu konuyu da konuşuruz İleriki günlerde inşallah. İsrail'le olan aramızdaki bu yumuşama da bunun bir getirisi aslında. Yani tabii birliktelikler sevgi üzerine olsa evet, keşke. Fakat şu anda genelde doğalgaz, enerjiler şunlar bunlar üzerine menfaatler oluyor. Üzerine. Menfaatler üzerine oluyor. Oradan gelecek doğalgazın tek yolu Türkiye. Türkiye üzerinden geçecek doğalgazın da biliyorsun Avrupa'ya ulaşma durumu var. Şu anda Ukrayna krizi yüzünden Avrupa Birliği ve Amerika'nın Rusya ile olan çekişmesinin farkındayız. İşte bu nedenle doğalgaz şu anda çok ciddi bir şekilde Avrupa için önem arz ediyor. Çünkü Rusya'dan alıyordu doğalgazını. Şu anda güneyden almak mecburiyetinde. Dolayısıyla yeni bir koridor gerekir. Enerji yoksulu Avrupa için yeni bir koridor Türkiye üzerinden İsrail doğalgazının gelmesi şeklinde olabilir. Tabii burada şartlar var. Ben kısaca onlardan bahsedeyim. Eğer federasyon olacaksa Kıbrıs'ta Türk tarafının çok önemli şartları var. Bu bizim asla taviz vermeyeceğimiz önemli şartlar. Olmazsa olmazlar. Evet. Birincisi Türkiye'nin garantörlüğü. İkincisi Türk askerinin mutlaka orada bulunması. Üçüncüsü hiçbir şekilde iki taraflı başkanlık. Yani bir dönem karşı tarafın başkanlığı, diğer dönem diğer tarafın başkanlığı. İki federasyon cumhuriyeti, dolayısıyla iç ilişkilerinde tamamen bağımsız bir Kuzey Kıbrıs ve aynı zamanda kendi ordusuna, kendi yargısına ve kendi eğitimine sahip bir
Kuzey Kıbrıs. Bunlardan Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Sibel Sibel de çok ciddi şekilde üstüne basarak vurguluyor. Bu garantörlüğün, yani Türkiye'nin garantörlüğünün asla taviz vermeyiz diye. Biliyorsun Türkiye de bundan taviz vermiyor ki 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyor. Çünkü Kıbrıs sorunu birinci sorun. Allah'ın izniyle inşallah çözülür bu sorunumuz. Çünkü Kıbrıs biliyorsun Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın aynı zamanda Rusya'nın çok kesişme noktasıdır. Bu bölgeleri analiz edenler hep Kıbrıs'tan bahsederler ve olması çözüme kavuşması gereken bir yerdir. Barış getirecek bir coğrafyadır. Fakat orada Türklerin çok ciddi şekilde ezilmiş olduğu ve mutlaka ve mutlaka onların korunması gerektiğini Amerika aracılık yaparken gözden kaçırmamalı. Biliyorsun Joe Biden geldi yeni, Amerikan Başkan Yardımcısı. Onun da bunu dikkate alması çok ciddi şekilde gerekiyor. Amerika'nın tabii bu konuda son dönemde ne kadar üstüne eğildiğini de senin de söylediğin gibi doğal gaz yataklarından İsrail'in özellikle fark ediyoruz. Ama tabii ki Rusya'nın bölgede artan gücüne, etkisine de aslında Amerika bir nevi dur demek istiyor. Bunu da yine dediğin gibi diğer önümüzdeki programlarda inşallah konuşuruz. Rusya'nın etkisi dediğin gibi çünkü Suriye'ye yoluyla Rusya şu anda Akdeniz'e çok ciddi şekilde kavuşmuş durumda. Zaten orada üssü vardı ama şu anda bir hakimiyet kurma üzerine genişliyor ve şu andaki meydana gelen soğuk savaş benzeri bir durum gerçekten Amerika'yı tedirgin ediyor. Bunun için Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Kıbrıs'ın da İsrail'in de bir barış içinde bir arada bulunduğu bir coğrafyayı istiyor Amerika. Bu konuda Transatlantik Birliği'nden biz daha sonraki programlarda da bahsedelim inşallah. Bugünkü yayınımız sona eriyor. İnşallah yeniden görüşeceğiz. İnşallah, hoşçakalın.